Yani Rusya ile Amerika arasında kaldı, sıkıştı orada. Şimdi öncelikle Türkiye'nin bir Bilgay, önce ben de çok tebrik ediyorum Bilgay Duman'ı, doktorasını. Aramıza hoş geldin akademik dünyaya. Teşekkür ederim bundan hocam. Sonra güzel çalışmalar yapacaksın. Şimdi Türkiye'nin tabii stratejik önceliği Batı. Yani bağlantısızlar hareketine benzetme tabii belki tarihsel olarak o dönemin koşulları içerisinde şunu da bilmek lazım. O zaman soğuk savaş dengeleri vardı. Şimdi soğuk savaş yok. Yani iki kutuplu bir dünya yok ve bu iki kutuplu dünya olmadığı için de Türkiye'nin de kafası karışık. Yani Türkiye bütün bu ortaya çıkan yeni aktörleri kendi lehine çevirebilecek politikalar arayışı içerisinde, ki bu doğrudur ve de yapmalıdır. Çünkü sadece Batı'ya güvenerek Türkiye önümüzdeki dönemde 21. yüzyıl, madem ki Asya yüzyılı olacak, Asya'yı Türkiye'nin göz ardı etmemesi lazım. Bu özellikle bizim tarihimizde 1950'li yıllarda Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesiyle başlayan ve Asya'ya açılım süresinde Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu coğrafyanın göz ardı edildiği olayı vardır. Hatta Profesör Fuat Köprülü'nün, Dışişleri Bakanı'nın çok ilginç bir açıklaması vardı. Diyor ki biz hep diyor böyle o bölgeyi bugüne kadar hep devre dışı bıraktık ama bundan sonra biz Türkiye olarak bu coğrafyaya da gideceğiz. Ve 1955'teki Bandung zirvesinde Türkiye'yi temsil eden o zaman Devlet Bakanı Fatih Üçlü Zorlu Sovyetler Birliği'nin yayılmacı olduğunu söyler. Ve onun da tıpkı batılı yayılmacı ülkeler gibi, sömürgeci ülkeler gibi eleştirilmesi gerektiği konusunda vurgu yapar. Fatih Üçlü Zorlu'yu ilk tebrik eden kişi ise Çin Başbakanı Chuen Lai'dir. Çünkü Çin ayrı bir politika takip ediyordu. Zaten Çin Sovyet Savaşı da biliyorsunuz belli dönemlerde yaşandı. O gerginlikler şimdi ortadan kaldırılmış gibi gözüküyor. Çin ile Rusya arasındaki ilişkilerin bugün için iyi gibi gözükmüş olması, Çin'in Rusya'yı efendime söyleyeyim kendi açısından bakıldığında yönlendirmesi sonucunu beraberinde getirmiyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un yeni Çin ziyaretinde, ki birkaç gün evveldi. Ha bu arada Nedret Bey'e söyleyeyim, ben de 8-19 Mayıs arası Çin'de olacağım. Döndükten sonra deneyimlerimi tabii aktarmayı isterim burada da. Şimdi Almanya Başbakanı Olaf Scholz... Hocam Çin'e gidince yanınızda yiyecek götürürüm. Ben 30 gün kaldım Çin'de. Valla ilk 15 gün... Yok, ben... Çok mağdur oldum. Siz yanınıza yiyecek bir şeyler götürün. Yok, götürmem. Benim midem uluslararası mide. Evet. Yani ben dönüşünüze sorarım hocam size. Çok. Çok ama Almanya Almanya Başbakanının söylediği şu. Başka yere gidemiyorum. Tabii onu söylüyorum. Çok güzel. Ben istakoz yemiyorum onu söyleyeyim ama yani başka hocam, istakoz yiyenlerden değilim. Hocam diplomasiye dönelim hocam. İkinci program gittikçe her zaman çizgisi tehlikeli yere gidiyor. Bak geçen sefer de biliyorsun şey demişti. Bu Amerikalılar mı Amerikalılar nedir kardeşim bu Türkiye onlar filan dedi. Sonra dedi hemen arkasından dedi ki ben de Çin'e gidiyorum demişti. Hatırlıyor musun? İkaz ettim o zaman. Aman hocam ne diyorsunuz falan diye. Bugün onu da geçti hoca. Hocam sizdeyiz. Şimdi Almanya mesela diyor ki Çin'e lütfen Rusya üzerinde baskı yapın. Ama az evvel bence çok doğru bir şekilde Nedret Bey'in söylediği bana göre de yani İsrail'e, Ukrayna'ya ve Tayvan'a yapılacak yardımlar şimdi veyahut da verilecek paralar. Şimdi Zelenski açısından bakıldığında, Ukrayna açısından bakıldığında durum çok olumlu. İsrail açısından bakıldığında çok daha iyi. Tayvan henüz bekliyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bu üç ülkeyle olan ilişkileri tabii Orta Doğu ülkeleriyle olan ilişkilerinden biraz daha farklı. Şimdi bize özellikle Türkiye'ye yaklaşımını Amerika Birleşik Devletleri'nin biz yine çok kısa değinildi. Tarık söylemişti onu, Tarık Hocam söylemişti.
Amerika'nın yeni küresel stratejiye bakış açısında Türkiye'yi daha önceki son 10 yıldaki değerlendirmelerden ayrı bir yere oturtma gayreti var. Bu Amerika'da Biden olur, Donald Trump olur. Artık bu yeni bir yaklaşıma doğru gidildiğini gösteriyor. Amerika'nın Türkiye'yi yok sayarak Orta Doğu'da herhangi bir konuda bir yeniden yapılanmaya gitmede Türkiye'siz bunu yapmasının çok zor olduğu veyahut da Amerika'ya daha fazla maliyetli olacağını hesaplıyor. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler her ne kadar şu anda dibe vurmuş olsa da bana göre uzun süreli olarak bakıldığında ilişkiler yeniden kurulacak ve kurulmalı. Yani Hamas'ın büro başkanının yani Haniye'nin Türkiye'ye gelmesi, Cumhurbaşkanı'nın onunla görüşmesi, Hamas'ı ben şeye katılmıyorum tabii. Yani Hamas'ın Kuvayi Milliye olduğunu falan ben kabul edemem bir akademisyen olarak. Tarihsel olarak doğru değil çünkü. Hamas'la şey arasında Filistin Kurtuluş Örgütü arasındaki bir kavgaya Türkiye'nin girmemesi gerekiyor. Onların ki ayrı. Yani özellikle bir yanlış algıyı da düzeltelim. Hamas'ı da ortaya çıkaran şey İsrail falan değil. İsrail böyle Hamas'ın özellikle sosyal alana kayan bir yapı gösterdiği için Filistin Kurtuluş Örgütü gibi daha çok böyle Amerika İsrail'lere saldırı yapmasın diye onu deyim yerindeyse göz ardı etti, yok saydı. Ama Hamas'ın kuruluşunu ve ondan sonraki süreci 87'den sonra baktığınızda El-Fetih'le Hamas arasındaki çatışmaları anlatmak lazım. İki kişinin, iki grubun çatıştığı bir şey. Osmanlı İmparatorluğu'yla Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Atatürk'ün yani Kuvayi Milliyesi'yle uzaktan yakından ilişkisi yok. Bence bu konuda bu söylemlerin söylenmemesi gerekiyor. Türk tarihine hakaret. Yani nasıl yani Kuvayi Milliye Türkiye Cumhuriyeti'ni emperyalistlerden kurtarmak için kurulan bir harekettir. Hamas'la uzaktan yakından ilgisi yok. O nedenle bu söylendi tamam ama bu doğru değil. En azından ben şerhimi koyayım. Diğer taraftan Türkiye'nin tabii önümüzdeki dönemde özellikle... Hocam burada şöyle bir durum var. Siz demin El-Fetih ve Hamas arasındaki çatışmalardan bahsettiniz. Ama tabii bütün dünya El-Fetih'in siyasi durumunu kabul ediyor. El-Fetih'in en azından liderini Filistin Cumhurbaşkanı olarak kabul ediyor. Sayın tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mahmut Abbas'la çok sık telefon görüşen, hatta Türkiye'ye davet eden bir lider oldu. Hatta Mahmut Abbas Birleşmiş Milletler'deki biliyorsunuz Filistin'le ilgili yapılan oylamada Türkiye'nin kürsüsünden süreci izledi. Ancak şöyle bir durum da var. Filistin Kurtuluş Örgütü Birleşmiş Milletler'de gözlemci statüsünde bir ülkedir. Şöyle bütün dünya tabii ki şöyle Hüseyin Hocam sözünüzü kesiyorum. Evet. Şöyle de bir durum var. Şimdi İsrail Filistin meselesi başlı başına tartışılan bir konu ama Filistin'in kendi içindeki aktörlerin de kendi içinde tabii biz bir tek Hamas'ı ve El-Fetih'i görüyoruz ama farklı gruplar da var. Bunların kendi içindeki çatışma durumu da farklı. Fakat El-Fetih ve Hamas arasındaki mevzu Gazze'de Hamas'ın seçimleri kazanmasına rağmen El-Fetih'in Hamas'a Gazze'yi teslim etmemesi ve orada bir yönetimi idareyi teslim etmemesi ve hatta kendi aralarında çıkan çatışmada da ölenler oldu. Ve El-Fetih bu çatışmada büyük ölçüde Gazze'nin etrafının duvarlarla çevrilmesine de zemin hazırlayan taraf oldu. Yani açık söylemek gerekirse burada Hamas'ın Gazze'deki insanların kurtuluşu için verdiği, aldığı pozisyon yıllardır ortaya koyduğu çaba da göz ardı edilemez. Ama bir yönüyle de baktığınız zaman şunu da ben söyleyeyim. Ben hocam size söz hakkı vereceğim. Bir tarafıyla da şöyle bakmak lazım. Bakın ben yıllarca orada da gazetecilik yaptım. Yerinde gözlemde bulunduğum için söyleyeyim. Bir taraftan da Mahmut Abbas yıllardır Filistin'de bir seçim yapılmasına izin vermiyor. Kendi koltuğunu da terk etmiyor. 6 yıldır da Filistin'de bir seçim yapılması gerekiyor ve yapılmıyor. Yani şimdi demokrasi diyorsunuz, yok. Diplomasi diyorsunuz, yok. Sandıktan çıkan sonuç diyorsunuz, yine tanınmıyor. Şimdi burada
mecbur bir mücadele ortaya çıkmak durumunda. Ha farklı denklemler, farklı tartışmalar ortaya çıkar mı? Çıkar elbette ama Filistin'deki Hamas meselesinin ve Filistin'deki El-Fetih meselesini de bence yerinde, zamanda ve koşullarında iyi değerlendirmek gerekiyor. Ben de bir şey söyleyeyim. Şüphesiz. Elbette. Şimdi ben bu konuda şey, Hüseyin Hocam, Nedret Bey de bir şey söylemek için olsa siz devam ediniz. Bir cümle. Detaya girecekse girebilirim. Hiçbir sorun yok. Yok, detaya girmeyin çünkü Irak'tan çıkmayalım, Irak'a geri dönelim. Hocam Irak ön planda bizim için. O zaman şöyle yapayım. Ben başka bir tartışmaya erteleyeyim bu söyleyeceklerimi. Çünkü ben konuştuktan sonra alevlenecek. Yani o zaman Irak'a dönelim hocam, sizdeyim hocam. Tamam. Hüseyin Bacı hocam, Irak'tayız, sizdeyiz. Irak konusunda bana göre Türkiye'nin Irak ile yarın yapacağı toplantılarda en önemli konulardan bir tanesi Türkiye'nin Irak'ın hem sınırsal güvenliğini sağlamak, hem siyasi ve ekonomik istikrarına katkıda bulunmak, hem de su konusu gibi çok ciddi bir konuda Türkiye'nin Irak'a yardımcı olması olacak. Türkiye Irak ile ilişkilerini düzelttiği müddetçe bölgedeki yeniden yapılanmalarda birlikte hareket etme fırsatını yakalayacak. Bu tarihsel olarak Irak ile Türkiye arasında hep ola gelen bir ilişki biçimidir. Bizim onlarla ilişkilerimizde büyük deneyimlerimiz var. 1926'lardan beri süre gelen bir deneyimimiz var. O nedenle ben şu anda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın yarın yapacağı ve imzalayacağı anlaşmaların bence bölgede hem ikili hem de genel anlamda birçok alanda birçok şeyi değiştirmeye neden olabilecek anlaşmalar olarak düşünüyorum. Bilgay bu konuda biraz daha fazla yorum yapabilir diye düşünüyorum ben. Burada da bırakayım.